Şimdi tabii bu hayırlısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı dinlerken kendimi bir anda Kuzey Avrupa ülkelerinde sandım. İsveç'te sandım. Tabii İsveç deyince de Sayın Başkanım şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu İsveç'i bugün NATO üyeliğine bu Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. Önce kabul etmem diyordu. Böyle afişler asıyordu. Sizin bu sözcüleriniz Yeni Şafak vesaire. İsveç'in NATO üyeliğine girmesiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu suçluyorlardı. Ama büyük bir çarkı daha bugün görmüş olduk. Sayın Erdoğan daha önce ben burada olduğum sürece İsveç NATO'ya giremez diyordu. İsveç NATO'ya girmiş oldu. Bir de tabii ortağınız var Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli onu da söyleyeyim ama şimdi bu çarklarla ben daha çok şeyler göreceğimizi de düşünüyorum. Yakında geçti Sisi ile barışıldı biliyoruz. Rabia gitti. Rabia bay bay gitti Rabia. Geldi Sisi. Şimdi yakında Esad'la barışılacak. Eğer biraz daha paraya sıkışılacaksa okyanus ötesine gidilebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi peki siz öyle diyorsunuz, ortak ne diyor bugün? İsveç, Sayın Bahçeli, İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır diyor. Aynısıdır diyor ama patron da İsveç'i yani PKK Kandil'in Avrupa'daki mağarasını NATO'ya üye yapıyor. Bunu da kamuoyunun takdirlerine sunmak istiyorum. Şimdi tabii Sayın Bahçeli başka bir şey daha demiş bugün. Sayın Kalaycı diyor ki Sayın Devlet Bahçeli 8.077 TL'lik emeklilere verilmesi gerekir diyor. Yani memura verilen 8.077 TL'nin emeklilere de verilmesi gerekir diyor. Vallahi biz hazırız Sayın Kalaycı. Elinizi tutan yok Sayın Aksu. Verin vallahi destekleyeceğiz. Verin 8.077 lirayı biz destekleyeceğimizi söylüyoruz. Hiç öyle gruplar nutuk atmanın anlamı yok. Bu biliyoruz ki bu bütçeyi beraber yapıyorsunuz. Biz hodri meydan diyoruz. Hodri meydan gelin verin. Vallahi 5 dakikada konuşma da yapmayacağız Sayın Başkan. Bu önerge konusunda Sayın Başkanım, Sayın Türeli konuşma da yapmayacağız. Gelin hemen geçirelim. Önergeyi verin, altına biz imza atacağımızı belirtmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu bir başka soru değerli arkadaşlar. Bir başka soru, tabii Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı bunun depremle ilgili olduğunu söyledi. Vallahi depremle ilgili gözüküyor ama deprem sanki fırsata çevriliyor gibi bir şey var içimizde. Bu aslında yaşadığımız bu ek bütçe, yaşadığımız bu ekonomik buhranın ve seçim ekonomisinin sonucudur. Başka bir anlamı yok. Bu enkazı bu iktidar yarattı, seçime kadar gizledi. Şimdi faturayı yoksullara ödetmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar bakın şurada bir şey var. Diyor ki gerekçede orta öğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, aile destekleri programı, ücretsiz doğalgaz tüketimi, aday çırak ve çıraklarla ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri için ödenecek devlet katkısı ödemelerindeki artış diyor. Değerli arkadaşlar bunu hatırlarsanız bütün Türkiye'ye doğalgaz bedava diye billboardlara girdiniz. Öğrencilere burs diye bütün billboardları süslediniz. Ya bunu görüyordunuz. Bunu görüyordunuz ama bunu seçime kadar gizlediniz. Madem vatandaşın cebinden girecekti ek bütçeyle, madem fakir fukaranın cebinden gidecekti, bunu niye billboardlara sundunuz? Bunun da büyük bir ikiyüzlük olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, biraz Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız hakikaten çok güzel bir sunum yaptı. Biz de keşke o rakamlarla Türkiye'nin gerçekleri aynı olsa. Keşke o söylediği, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı söylemiş olduğu tabloyla pazar aynı olsa, sokak aynı olsa, örneğin emeklinin durumu aynı olsa, dul ve yetimin durumu aynı olsa, keşke sokakta yaşayanların durumu aynı olsa. Ayrıca bir başka gösterge daha var değerli arkadaşlar. Bakın bizim ülkemizin durumu Avrupa'dan daha iyiyse, ekonomik koşullarımız daha iyiyse, ekonomik açıdan daha güçlüysek, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının zamanının çoğu Türkiye'de değil, Orta Doğu ülkelerinde geçiyor. Maşallah
Bir gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde, bir gün Katar'da, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da, yakında Mısır'a gider. Başka zengin ülke var mı bilmiyorum. Daha aşağıda Burnu Cumhuriyeti. Oralara kadar da gidecek gibi gözüküyor Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız. Hayırlı yolculuklar diyoruz. Allah kaza bela vermesin. Allah kaza bela vermesin de bu kadar durumumuz iyiyse bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, Suudi Arabistan'a niye el açtık? Niye el açtık? Niye el açtık? Bu kaşıkçı katleden katil Suudi Arabistan'a niye el açtık? Nasıl el açtık? Dileniyoruz, dileniyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Kapı kapı vallahi billahi geziyoruz. Ya bu kadar iyiydik de. Kaşıkçı öldüren Sayın Ök, kaşıkçı öldürdü ya. Ve bu bedende bu can olduğu sürece o Suudi Arabistan'la ilişki kurmam diyordu. Başka bir şey daha diyordu. Ben o Sisi'yle aynı masaya oturmam diyordu. Şimdi 27 Temmuz'da hep beraber Sisi'yi karşılayacağız. Gitti. Gitti de bu değildi Rabia gitti. Gitti. Değerli arkadaşlar, Türkiye şu anda Orta Doğu ülkelerde demokrasinin olmadığı ülke. Aynen bütçeyi konuşuyorum. Bütçe, aynen bütçe, tam da bütçenin gerçeklerini konuşuyorum. Bütçe dediğiniz siyasettir, siyasetin ta kendisidir. Şimdi arkadaşlar, hakikaten Türkiye'nin durumu iyiyse Sayın Şimşek'le, ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısını çok, hakikaten hemşehrimle de çok severim, çok kibar insandır. Ya ben çok yüklenmek de istemiyorum ama ne yapsın, onu da eli mahkum. Ne yap, onu yapsın. Ona da bir şey diyemiyoruz. Şimdi gitmişler Orta Doğu ülkelerinde demokrasinin olmadığı, paranın çok olduğu ülkelerde direniyorlar. Ha, biz biliyoruz ki onlar da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar kimseye bedava para vermez. Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Gelir buradaki varlıklarımızı alır mı? Vallahi alır. Ya borsayı sattık. Borsayı sattık. Başka? Başka gider İstanbul'a. Nerede? Ya adeta Katar Cumhuriyeti'ne dönüşmüş durumda Türkiye. Geldiğimizde o. Direniyor muyuz? Vallahi direniyoruz. Utanıyorum. Üzülüyorum. Ama direniyoruz. Dün efelenenler, dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne efelenenler, Suudi Arabistan'a efelenenler, şimdi randevu istiyorlar. Önce Mehmet Şimşek yapıyor, sonra Sayın Cumhurbaşkanı gidecek, para isteyecek. Geldiğimiz durum bu. Türkiye'yi eskiden 1 sente muhtaç ettiniz diyordu, 70 sente. Şimdi Türkiye'yi Araplara, demokrasinin olmadığı ülkelere, Avrupa'ya, affedersiniz, Arap ülkelerine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, Suudi Arabistan'a muhtaç duruma getirmiş durumdasınız. Aslında Türkiye ekonomisinin özeti bu. Şimdi değerli arkadaşlar, seçim ekonomisi diyoruz, seçim ekonomisi. Şimdi hiç aklınıza şey gelmiyor. Bakın bu kur korumalı mevduatı savunmak, kur korumalı mevduatı savunmak, fakirin daha fakirleşmesini, zenginin daha zenginleşmesini ya da zengin demeyelim, tefecilerin daha zenginleşmesini savunmaktan başka bir anlamı yok. Ya getirdiği yük ortada, hala bu kur korumalı mevduatı nasıl savunursunuz bilmiyorum. Bu aslında ek bütçe, kur korumalı mevduat bütçesi de diyebiliriz buna. Değerli arkadaşlar, hiç aklınıza şey geliyor mu ya? Bu hani fakire fukara vergi geliyor, KDV geliyor, ne bileyim işte Türkiye işte temizlik ürünlerine vergi artışı geliyor. Tuvalet kağıdını %8'den %20'ye KDV'yi yükseltiyorsunuz. Türkiye tuvalet kağıdının vergisine muhtaç duruma gelmiş arkadaşlar. Hiç aklınıza geliyor mu acaba tasarruf? Tasarruf var ya tasarruf. Siz bilmezsiniz de. Tasarrufu fakir fukara yapıyor. Örneğin Türkiye'de 125 bin tane makam aracı var. İnin araçlarınızdan inin. Ya da 14 tane uçak var. İnin uçaklardan. Ya da saraylar var. Ya da bu şatafat var. Değerli arkadaşlar bakın. Sayın Başkan çok iyi bilir. Sayın Bakan da çok iyi bilir. Türkiye kamu kurumları, kamu kurumlarının kiracı olduğu mülklerden bugün çıksın, vallahi bu bütçeye gerek kalmaz. Maalesef Türkiye'de bir şatafat ekonomisi, bir israf ekonomisiyle karşı karşıyayız. Devlet adeta çiftlik gibi yönetiliyor. Şatafattan, ihtişamdan, savurganlıktan tasarruf yok ama fakir fukaraya bindirmek var. Şimdi ben size birkaç rakamı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısını da söylemiş olduğu rakamları aksini söyleyecek birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk İş Haziran verilerine göre değerli arkadaşlar, başkanım hemen
Bir dakika ilave ediyorum. Buyurun lütfen. 4 kişinin aylık gıda harcaması 10.373 TL. Gıda ile birlikte tüm temel harcamalar için hanesine girmesi gereken toplam gelir tutarı ise 33.789 TL. Bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13.471 TL. Asgari ücreti biliyorsunuz. DİSK verilerine göre sağlıklı ve dengeli beslenin maliyeti günlük 335 lira. Açlık sınırı 10.000 TL'ye geçti. Değerli arkadaşlar, şimdi bu verileri daha diğer konuşmamda hem de daha fazla sizin zamanınızı almayayım. Birkaç rakam daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bütçede değerli arkadaşlar, bu bütçede tahsil edecek ekstra vergilerin 3'te 2'si tüketicilerden, 3'te 1'i ise gelir vergisi mükellefleriyle şirketler ve mülk varlık sahiplerinden alınacak vergilerden oluşuyor. Yurttaşlar mal ve hizmet tüketimlerinde 2023 için başlangıçta öngörülen 203.6 milyar lira ek 310 milyarlık daha kadem ödeyecek. Akaryakıt, doğalgaz, taş dalımları, alkol ilişki, bu alkol ilişkiyi ne kadar çok seviyorsunuz. Sigara, dayanıklı tüketim. Arkadaşlar devlet alkolik yaptınız. Devlet alkolik oldu. İçilen 5 duble rakının 4 dublesini devlet içiyor, 1 dublesini vatandaş içiyor. Son 5 yılda %1543 zam geldiği söyleniyor. Yani ek bütçeye baktığımız zaman, tahsilatlara baktığımız zaman aslında burada depreme ayrılacak paranın da çok yeterli olup olmadığı konusunda tartışılır. Bu konuyla ilgili de düşüncelerimi birazdan söyleyeceğim. Son bir şey daha söyleyeceğim Sayın Başkan, hemen sözümü tamamlıyorum. Ödeneklere göre Cumhurbaşkanı'nın önceki maaşı 100.750 liraymış. Ek bütçeyle eklenen 39.333 lira, toplam artış %39, 140.000 TL. Yeni Cumhurbaşkanı'nın maaşı 86 milyon geçim sıkıntı yaşarken %39 zam yapılıyor. Aynı zamın, hadi Devlet Bahçeli'nin önerisi kabul etmiyorsunuz, Cumhurbaşkanı'na yapılan aynı zamın ben emeklilere de yapılmasını talep ediyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum.